Adana'da cezaevinden çıkan Albino iki kardeş evlerine geldiklerinde şoke oldu. Evin altı üstüne getirilmiş, tüm ziynet eşyaları çalınmış, üstüne bir de mısır patlatılıp eğlence yapılmıştı. Yüz çeyrek ve on yarım altınları çalınan kardeşler hırsızların yakalanmasını istiyor. Ziynet eşyalarım gitmiş. Yani sıfırı tüketmişim yani. Hırsızlar iki kardeşin yaşadığı evin altını üstüne getirdi. Ne var ne yok çaldılar. Üstüne bir de evde mısır patlatıp eğlence yaptılar. Başka başka tarihlerde gelip alem yapmışlar, oturmuş eğlenmişler, mısır patlatmışlar, yemek yapıp çay demleyip içmişler. Adana'da albino iki kardeş iki yıl önce Malatya'da kayısı hasatında komşularıyla anlaşmazlık yaşamıştı aklarında dava açılan kardeşler geçen ay cezaevine girdi. 11 gün izin e, izin verdiler. Eve geldiğimde eve geldiğimde dev bu haldeydi. Komşular sadece eşyaları taşı arabaya taşırken görmüşler. Kadın görmüşler, erkek görmüşler. Pencereden giren hırsızlar iddiaya göre birkaç günü evde kaldı. Cezaevinden izini çıkan kardeşler kapıyı açıp içeri girince hayatlarının şokunu yaşadı. Küçük çekmedenin arkasında ben ziynet eşyam vardı. 100 tane çeyrek gitmiş. 10 tane yarım, 10 tane de tam. Bir tane zincir, benim kendi yüzüğüm. Artı kardeşimin sözde takılan ziynet eşyaları, bilezikleri, gelin hanıma takılan yüzük, küpe. Bunların hepsi gitmiş. Duvarda klimalarımız, seyyar klimamız vardı. Bunlar gitmiş. Yer yanlı sobalarımız gitmiş. Yorganla döşeklerimiz gitmiş. 10 bin TL cüzdanımda. Türk lirası vardı. 2000 evrum vardı. Yarım altınım vardı. Sıfırı tükettik diyen kardeşler hırsızların yakalanmasını istiyor. Bunların bulunup gereken cezasını çekmelerini istiyoruz.